Merhaba arkadaşlar, ben Ozan Sayman. 2021 ÖABT'ye yönelik, Ö ÖABT Edebiyatı yönelik ilk videomla karşınızdayım. Ee, bu ilk videoda sizlere, ilk video ile birlikte aslında sizlere eski Türk Dili derslerine başlatıyorum. Ee, bu bir video serisi haline gelecek, bir oynatma listesi oluşturacağım bununla ilgili. Eski Türk Dili'nde karşınıza çıkabilecek soruları yapabileceğiniz şekilde hazırlamış olduğum notlarla sizlere bu dersleri aktarmaya çalışacağım. E, gereksiz detay bilgilerden oldukça kaçınmaya çalıştım öncelikle bunu söyleyeyim. Yani dil nedirle başlamayacağım mesela ya da dilin özellikleri nelerdir? İşte dilin ortaya çıkışı ile ilgili geliştirilen kuramlar, teoriler nelerdir? İşte ünlem kuramı nedir gibi yani bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeyeceğim. Çünkü ÖSYM'nin e, müfredatında yani soracağı konular içerisinde olmayan yerler, olmayan kısımlar buralar. Peki Eski Türk dili nereyle başlıyor? Eski Türk dili Dillerin sınıflandırılmasıyla başlıyor arkadaşlar. Ee, dillerin sınıflandırılması bizim ilk konumuz ee, ve bu bizim dersimizin başlangıcı aslında. D dersimize başlamadan önce sizlere şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Eğer videoların takibini kolaylaştırmak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve her türlü görüş ve düşüncelerinizi videonun altına yorumlar kısmına yazmayı da ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Bir de beğenirseniz videoyu oldukça sevinirim diyorum ve ilk dersimize başlamış olalım böylelikle dillerin sınıflandırılmasını iki başlık altında görüyoruz arkadaşlar bunlar yapıları bakımından diller ve kökenleri bakımından diller olmak üzere yapıları bakımından diller üç başlıktan oluşmaktadır bunlar tek heceli diller ya da yalınlayan diller de diyebiliriz tek heceli diller vurgu sisteminin güçlü olduğu kelimelerin cümle içerisinde bulunmuş olduğu konuma göre yere göre yeni anlamlar kazandığı gibi özelliklere sahip bir gruptur tek heceli diller grubu. Ve Çin-Tibet dillerinin de bu grup içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Çince-Tibetçe gibi diller tek heceli diller grubu içerisinde yer almaktadır. Eklemeli dillere baktığımızda bitişken diller olarak da adlandırılmaktadır eklemeli diller. E, kelimelerin sonuna gelen eklerle beraber e, yeni anlamlar kazanılmakta e, bu Grup içerisinde yer alan dillerin özelliklerinden bir tanesi bu. Peki hangi diller var? Özellikle Ural Altay dillerinin bu yapıları bakımından bu grup içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ural Altay dili de bizim için oldukça önemli bir dil ailesidir. Ural Altay dillerinin içerisinde bizim de konuştuğumuz Türkçe bulunmaktadır arkadaşlar. Burada bunu ilk defa söylemiş olayım. Ural Altay dillerinin detaylı bir dersini de zaten göreceğiz. Çekim dillere baktığımızda bükümlü ya da bükünlü diller olarak da adlandırılmaktadır çekim diller. Burada da Hami Sami ve Hint Avrupa dilleri bulunmakta. Hami Sami dil demiş olduğumuz dil ailesi içerisinde Arapça ve İbranice yer almaktadır arkadaşlar. Hint Avrupa dillerinde de Farsça gibi ya da Hintçe gibi Doğu dillerinin yanında Avrupa'da konuşulan çoğu dilinde e, bu dil ailesi içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlar kök ve gövde büküm diller olarak ikiye ayrılmakta çekim diller. E, ÖSYM bunun detayını istiyor aslında, bunun detayını bilmemizi istiyor. Bunu sormuş olduğu bir soruyla e, gördük 2013 yılında. Aşağıdaki dillerden hangisi ya da hangileri e, yapıları bakımından benzer değildir şeklinde bir soru gelmişti. 2013 ÖABT'de çıkan soru böyleydi ki birazdan göreceğiz zaten bunları. E, bu soruda e, Arapça ve Farsçayı eşleştirmişti. Bakıldığında Arapça ve Farsça çekim dilleri içerisinde yer almakta ve yapıları bakımından benzer diller e, olmakta haliyle. Fakat ÖSYM bu şekilde değil de biraz daha özelde görmek istiyor bu bilgiyi, özelde tartmak istiyor aslında. Yani diyor ki bize tamam çekim dilleri içerisinde fakat e, kök bükümlü diller ve gövde bükümlü diller neler bunları da bilin demekte aslında ÖSYM. E, Hami Sami dil ailesinde yer alan Arapça ve İbranice'nin kök bükümlü olduğunu bilirsek eğer geri kalanlarının da gövde bükümlü olduğunu çıkartabiliriz. E, Arapça, Farsça bunu eşleştirmiştir ve doğru cevap olarak da bunu kabul etmişti ÖSYM. İşte bu sorusunda aşağıdaki eşleştirilmiş dillerden hangileri? Yapı bakımından benzer değildir sorusunda doğru cevap B şıkkıydı. Çince, Tibetçe yalınlayan diller içerisinde yer almakta. Bulgarca, Lehçe, Portekizce, Rumence, İngilizce, Felemenkçe bunlar ise nerededir arkadaşlar? E, evet, e, daha demin de görmüş olduğumuz gibi çekim diller içerisindedir. Fakat özelde gövde bükümlü dillerde yer almaktadır. C, D, E şıklarında yer alan diller. Arapça, Farsça'ya baktığımızda da Arapçanın kök bükümlü, Farsçanın ise gövde bükümlü diller içerisinde yer aldığını bilmemiz gerekmekteydi. Bu soruyu yapabilmemiz için. Yani 2013 ÖABT sorusunu yapabilmek için. Şimdi yapıları bakımından diller bu şekildeydi. Kökenleri bakımından dillere bakalım bir de. Kökenleri bakımından diller Hint-Avrupa dilleri, Hamisami dilleri, Çin-Tibet dilleri, Ural-Altay dilleri gibi bazı ailelerden e, oluşma yani bu ailelere bakmamız gerekmekte. Bir de Bantu dil ailesi var fakat Bantu dil ailesini almadım. Bantu dil ailesi de neden var? Genel itibariyle sosyal medyada ve YouTube'da özellikle e, hocalar tarafından gösterilmekte. E, yani Bantu dil ailesiyle ilgili sadece şunu bilmemiz yeterli. Afrika'nın belirli bir kesiminde e, belirli bir kısmında konuşulan dillerin o dil ailesi içerisinde yani Bantu dil ailesi içerisinde yer aldığını e, açıklayan bir aslında başlıktır Bantu dil ailesi başlığı. Fakat Afrika'da konuşulan bazı dillerin Hint-Avrupa dilleri içerisinde de yer aldığını söylemem gerekmekte. Bantu dilini o şekilde hallettiğimizi düşünüyorum. Ben Hint-Avrupa dillerine birazdan bakacağım. hamis dillerinde neler var? Arapça ve İbranice gibi kutsal diller de diyebiliriz aslında bunlara. Bu diller var. Arapça işte İslamiyet'in kutsal dili ya da İbranice Yahudiliğin kutsal dili gibi diller var. Başka diller de var fakat işte Akatça gibi ölü dil de var mesela Hamiz dil ailesi içerisinde. Fakat yaşayan en önemli iki dil arkadaşlar Arapça ve İbranice'dir. Bunların bilinmesinde yeterli olduğunu düşünüyorum. Çin-Tibet dilleri içerisinde de Çince-Tibetçe dillerinin bilinmesi yeterlidir. Ural-Altay dilleri bizim içerisinde bulunduğumuz dildir, dil ailesidir. Türkçenin içinde bulunduğu dil ailesidir Ural-Altay dil ailesi. Bu iki kola ayrılmakta aslında genelde. Bakıldığında Ural kolu ve Altay kolu olmak üzere. Ural kolunda Fince, Ugorca, Macarca ve Samoyedçe var iken Altay kolunda ise Türkçe, Moğolca, Manştunguzca, Korece ve Japonca bulunmaktadır arkadaşlar. Hint-Avrupa dil ailesi diğer dil ailelerinden oldukça farklıdır. Neden? Çünkü Hint-Avrupa dilleri yaklaşık dünya üzerinde yaşayan 2,5 ya da 3 milyar civarında insanın konuşmuş olduğu dilin e, Hint-Avrupa dillerinden bir tanesi olduğunu size söyleyebilirim. Yani 2,5 milyar insanın konuştuğu dil Hint-Avrupa dillerinden bir tanesidir. E, bir de şöyle bir özelliği var Hint-Avrupa dillerinin. E, dünyada en fazla konuşulan e, 20 tane dilin yanlış hatırlamıyorsam 12 tanesi bu dil ailesinin içerisinde bulunmakta. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, teoriden çıkıp e, bu dil ailesinin köken bakımından e, kanıtlandığı, yani bu diller içerisinde yer alan dillerin, Hint-Avrupa dillerinin içerisinde yer alan dillerin e, köken bakımından birbiriyle akraba oldukları bugün kanıtlanmış bir şekildedir. Diğer diller, dil aileleri için bunu söyleyemiyoruz. Şimdi Hint-Avrupa dillerinde bazı gruplamalar yaptım ben. Bu gruplamaları neden yaptım? Çünkü 2020 ÖABT'de bize bir detay soru geldi. Yani Hint-Avrupa dillerinden bir tanesidir ya da değildir tarzında bir soru değildir. Latin dillerinden bir tanesidir ya da değildir gibi bir soru geldi. E, o yüzden Hint-Avrupa dillerinde yer alan Germen dilleri, Latin dilleri, Slav dilleri nelerdir? Bunları bilmek gerekmekte aslında e, bir yerde. Bir de Hintçe, Farsça var. Hintçe Hint kolunu oluştururken Farsça ise İran kolunu oluşturan Hint-Avrupa dillerinden e, bir tanesidir bunlar. E, Almanca, Fe Felemenkçe, İngilizce, Norveççe, İsveççe gibi diller Germen kolunda yer almaktadır. Hint-Avrupa dillerinin Germen kolunda yer almaktadır. Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca bir de Rumence var. Bu dillerde Latin kolunu oluşturmaktadır. Rusça, Sırpça, Lehçe gibi diller ise Hint-Avrupa dil ailesinin Slav kolunu oluşturan dillerdir arkadaşlar. Çıkan sorular nasıldı köken bakımından dillerle ilgili? 2019'da bir soru geldi. Dil ailesi dil eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? dedi. Ee, sorumuz. Cevaplar cevaplara bakıldığında da şöyle değişikliğine bakalım. Cevabımız bu çünkü. Çin-Tibet dil ailesi içerisinde biz Çince'yi, Tibetçe'yi gördük. Japoncayı nerede görmüştük? Japoncayı Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yani bizim de e, mensubu olduğumuz kolda Japonca'nın var olduğunu gördük. Finugor dilleri yine Ural-Altay dil ailesinin e, Ural kolunda yer alan Finugor dillerinde Macarca'nın, Hint-Avrupa dillerinde Farsça'nın, Hami-Sami dillerinde İbranice ile birlikte Arapça'nın ve Avustralya dillerinde de Vietnamcanın olduğunu bizden e, istemiş. Bunları bilmemizi istemiş. Japoncanın Çin Tibet dillerinde olmadığını da bizden istemiş yani haliyle. 2020 ABT'de nasıl bir soru çıktı? 2020 ABT'de çıkan soru Latin dilleri ailesinde yer almaz. Bakın Hint Avrupa dilleri ailesinde yer almaz demiyor ya da Hint Avrupa dilleri ailesinde yer alır demiyor. Ne diyor? Latin dilleri ailesinde yer almaz diyor. Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Flemingçe, Rumence Burada seçenekler e, gördüğünüz gibi Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Rumence bir de İtalyanca vardı. Latin dilleri ailesinde yalan dillerde. Fakat Felemenkçe neredeydi? İngilizce gibi, Norveççe gibi Germen kolunda yer almaktaydı. Kökenleri bakımından diller bu şekilde. Çıkan sorularda bu şekilde, çıkacak olan sorularda yine bunlara benzer sorular olacak arkadaşlar. Bir de büyük aile teorileri var. Büyük aile te teorileri e, gördüğümüz, daha demin gördüğümüz dil ailelerinin büyük dili, büyük dil ailelerini e, oluşturduğunu iddia eden bazı teorilerden oluşmakta. Bazı teoriler diyorum aslında burada nostratik teori ve amarastatik teoriyi bilmemizin yeterli olduğu kanısındayım ben. E, ÖSYM nostratik teorisini sordu bize. Bir sonraki gelecek muhtemel soru avrastik teori olacaktır. Bunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, bilmemiz gereken şudur arkadaşlar. Bu dillerin, bu teorilerin içerisinde hangi dil aileleri var? Onları bilmemiz yeterli. Mesela nostratik teorisini işte oluşturan kurucusu kim? İlk terimi ilk kullanan kişi kim? Çok da önemli değil aslında. Nostratik teorisini oluşturan Sami Hami. Kartvel, Hint, Avrupa, Ural, Dravit, Altay. Bakın Ural ayrı, Altay ayrı dil ailesi olarak alınmış burada. Yani bu dillerin, bu dil ailelerinin nostratik teorisini oluşturduğunu. Hint, Avrupa, Ural, Altay, Gilyak, Kore, Japon, Aynu, Çukça, Eskimo, Aleut dil ailelerinin ise Avrasya teorisini oluşturduğunu bilmemiz bizim için Yeterlidir arkadaşlar. Şurada merit Ruhlen diye birisi bu teorilerle ilgili, yani nostatik ve afrazatik teorilerle ilgili bir tablo tablo oluşturuyor. E, oluşturmuş olduğu tabloda da işte nostatik teorisinde yer alan dillerle afrazatik teorisinde yer alan dilleri e, mukayese ediyor ve ortak olan dilleri de yani iç içe geçen e, dilleri de bu tabloda gösteriyor. İşte ne diyor? Afrazatik Kartvel, Elam, Dravid. Bunlar e, sadece nostatik teoride yer almakta diyor. İşte Hint, Avrupa, Ural, Yukagir, Altay, Kore, Japon, Aynu, Gilyak, Çukça, Kamçatka, Eskimo, Aleut dilleri ise hem no, e, pardon şuraya kadar olan kısım şurası şöyle alabilirsem şöyle buraya kadar. Evet. Hint, Avrupa, Ural, Yukagir, Altay, Kore. Bunlar hem Nostratik'te hem Avrasyatik'te yer almakta. Japon, Aynu, Gilyak, Çukça, Kamçatka, Eskimo, Aleut ise sadece Avrasyatik'te yer almaktadır diyor. Yani ortak olan yani kesişim kümesi matematikten hatırladığımız kadarıyla bir kesişim kümesi şöyle yaparsak şayet e, bunlar ortak olan diller, bunlar sadece nostalтик teoride yer alan, şunlar ise sadece avrasyetik teoride yer alan dillerdir diyor Kim Ruhlen diye bir adam. Bununla ilgili sadece bunu bilmemiz yeterlidir arkadaşlar. Yani şu kısım nostalтик teorisinde neler var, avrasyetik teorisinde neler var. Bir de belki gelirse ki bunun ben gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum fakat detay olarak belki ÖSYM'e sorabilir. Hani kök bükümlü gövde bükümlüyü nasıl ayırabiliyorsa böyle bir şey de belki detay olarak karşımıza çıkartabilir. Gelen bir soru vardı büyük aile teorileriyle ilgili şöyle bir soruydu işte daha demin söylemiş olduğum soru. Hami Sami Kartvel Hint Avrupa Ural Altay ve Dravit dil ailelerinin aynı kökten çıkarak bir büyük aile oluşturduğunu ile süren dil teorisi nedir arkadaşlar? Nostratik teoridir bir de işte ne var seçeneklerde avrasyatik teori. Ural Altay dilleri teorisi zaten bambaşka bir şey. Monogenistik teori diye bir şey daha var ki çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Güneş dil teorisi de yine aynı şekilde hani bizim de Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün de e, araştırılmasını istemiş olduğu bir e, teoridir güneş dil teorisi. E, yani çok sağlam olan teori değildir yani açıkçası bakıldığında güneş dil teorisi. Fakat bizim için burada önemli olanlar neler? Nostratik teori ve avrasyatik teori. Sorulması muhtemel ee, teorilerdir. Nostratik soruldu. Avrastatik henüz sorulmadı. Ne zaman sorulmuş? 2017'de sorulmuş. 4 sene, 4. sene olacak 2021 ile birlikte. Eğer gelirse çok da sürpriz olmaz arkadaşlar. Avrastatik teoriye dikkat etmek gerekmekte. Hangi dillerin var olduğunu bilmek yeterlidir burası için. Bu bizim ilk dersimizdi. Eski Türk diliyle ilgili. Birinci dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. İkinci ders yani bir sonraki videoda Altay Dilleri teorisi ilgili bazı notları sizlere gösterip bunlarla ilgili bazı e, anlatım yapmaya e, çalışacağım. Anlatımlar gerçekleştirme, anlatım gerçekleştirmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sevinirim. Ve eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir beğeni gönderirseniz bu da beni mutlu eder arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sağlıkla kalın, esen kalın.